Merhaba, Yemek Okulumuza hoş geldiniz. Hazır Ramazan bitmeden güllaçı, biz mutfakça bayılıyoruz kendisine. Nasıl farklı farklı kullanabiliriz? Ve evet, Ramazan'da beyaz sütlü güllaç başımızın üstünde, yani güllü aş olan aş başımızın üzerinde. Ama bu zanaatı diğer 11 ayda da farklı şekillerde hayatımıza sokmak istiyoruz. Birazcık yemek okulunun kurulma sebebi, Refika'nın mutfağının kurulma sebebi aslında bu. Kendi kültürümüze sahip çıkalım, gençlere ve bizden küçüklere de bunları çok daha eğlenceli bir şekilde yapmaları için gösterelim. Bizden büyüklere de onların da yine sevebileceği tatlı tatlı tarifler olsun ve hepimiz daha çok yemek yapalım. Yani günde en az 3 kere tükettiğimiz bir şeyi üreterek üretmenin keyfine varalım. Şimdi ilk başta size güllaçın yapım hikayesini anlatmak istiyorum. Onun için birkaç yıl evvel Saffet Abdullah'a gitmiştim. Saffet Abdullah da bu hani güllaçı en 5-6 kuşaktır yapan bir aile. İşte oradaki hikayeyi size o gün çektiğimiz gibi vermek istiyorum. Meleklerin kanatları kadar narin ve kırılgan yapraklarıyla bize Osmanlı'nın armağanı. Bir taraftan göçebeliğin ve savaşçılığın, bir taraftan da ince zevklerin simgesi güllaç. Güllaç ilk bilindik tariflerini Osmanlı mutfağında 2. Murat ve Fatih zamanında gösteriyor. 17. yüzyıla geldiğimizde ise artık şehre yayılmış oluyor. 40'ın üzerinde güllaççı İstanbul sokaklarını süslüyor. Zamanında nişasta ve yumurta akı ile yapılırken günümüzde yerli mısırdan ve az miktardaki undan dökülüyor güllaç. Halen çok büyük bir zanaat ve el mahareti. Nişasta, un ve su bu işin yıllardır ehli olan usta tarafından karıştırılır. Yöntemi kendine hastır. Yılların deneyimiyle harmanlar malzemelerini. Daha sonra karışım çalışma istasyonlarının önündeki hamur teknelerine boşaltılır. 120 derece kızgın tavalara kepçe ile dökülür. Gözünüzde kolay gözüküyorsa aldanmayın. Ben denedim, hiç kolay değil. Eğer tava 130 derece olursa güllaç yanar. 110 derece olursa tavaya yapışır. Usta su dökerek ısısına bakar. Cız sesi bunun en iyi göstergesidir. İlk olarak 120 derece ocakta, daha sonra da yavaş yavaş ısısı düşerek 3 istasyon gezer güllaç. Bunun ardından usta tavanın üzerinde kurutmaya alır güllacı. Bu şekilde kabarcıklar daha belirgin hale gelir. Sonra kenarlarını ayıklar ve istifler. Güllaçlar birbirlerini baskılarlar. Güllaçlar sonra ortaya alınıp birkaç kez dağıtılıp toplanarak kurutulur. Kurutma kolay gözükse de çok ehil olunması gereken bir aşamadır. Ardından üst üste konarak pres makinesiyle 1-2 saat preslenir. Artık güllaç paketlenmeye hazırdır. Bir diğer deyişle benim mutfağıma girmeye. Güllacın yapımı yani çok acayip değil mi? Ve bu aile 11 ay, 12 ay sadece bu işi yapıyor ki biz Ramazan'da o güllaçları yiyebilelim. Şimdi gelelim güllaçta ne yapabiliriz? İlk başta burada klasik güllacı, hatta Yemek Okulu'nun Ramazan tarifleri içerisinde klasik güllaç tarifini bulabilirsiniz. Bu sütlü, sütünde gül suyu var. Üzerinde de bir parça dayanamadım, bir dokunuş yapayım diye gül yaprakları koyduk. Bunlar da gül suyu çıkarılan gül yaprakları. Her gül yaprağı olmaz. Çoğu onlar daha acı oluyorlar. Ya da vişneli güllaçım var. Bu Osmanlı'nın vişneli ekmeği vardır, saray tatlısı. Onu yine bir diğer saray tatlısı olan güllaçla birleştirdiğim versiyonu. Bu da efsane oluyor. Üzerine bunun da azıcık krema veya kaymak kullanabilirsiniz. Hadi dedik onu, madem bu aralar hep çilek zamanına geliyor, çilekle yapalım. Ya da bu da çok sevdiğim. Şimdi güllaç gül suyuyla yapılıyor. Burada da onun yerine portakal çiçeği suyu. Portakal çiçeği suyu da tam böyle portakal, daha doğrusu turunçgillerin nefis çiçek açtığı zaman da mis gibi bir koku olur. Öyle kokulu bir su düşünün. Biz Kıbrıs'ta çok kullanırız. Yapımını da benim kendi yaptığım bir imbiğim var. Onu da sizinle paylaşacağım zamanı gelince YouTube'da. Kaşıkladığınız zaman bir parça kavun, bir parça fıstık, böyle mis çiçek, portakal çiçeği kokulu bir sütlü güllaç. Altından da bir dondurma yediniz mi başka bir şey oluyor.
Tabii ki çikolatalı güllaçımız var. Bu da böyle efsane bir lezzet. Ben işte bir sulu falan güllaç sevmiyorum diyenlere bak o zaman bir de bu niye bak ne oluyor diyebileceğiniz bir tatlı. Özellikle çocuklara güllaçı sevdirmek için müthiş. Aklınız olsun. Onun tarifi de yemek okulumuzda var. Geçen haftalarda çekmiştik. Bu da yine nar. Daha kış versiyonu. Kışın yaptığım bir tatlı. Yani aslında bütün meyvelerle güllaçı kullanabilirsiniz. Buraya kadar size gösterdiğim tarifler hani güllaçın işte sütle tritlenmesi yerine başka bir meyve suyuyla veya çikolatalı bir başka bir lezzetli bir sütle tritlenmesiydi. Şimdi sadece bununla mı sınırlı güllaç? Hayır. Gelelim bu tarife. Bu da bir aslında lezzet bombası diyeyim. Bombaların böylesi olsun diyelim ya da. İçinde böyle küçük parça antrikot olabilir, böyle bir yumuşak et parça, mantar, fıstık var. Ve güllaçı önce kendi yaptığımız et suyuyla güzelce ıslatıp 4-5 kat. Sonra etleri onun içine koyup sarıp üzerine biraz peynirle fırına veriyoruz. Güllaçın şöyle bir şeysi var, nişastası çok yüksek olduğu için bütün bu kenarları müthiş bir çıtırtı içinde oluyor. O etin suyu da kendi içerisinde kaldığı için inanılmaz lezzetli oluyor. O fıstıkların tadını da şimdi aklıma geldi, bir fena oldum. Aa, bir tane daha tatlı gelmiş buraya. Bu da böyle bir saray sarması gibi muzlu, içi muhallebili bir güllaç. Ya da kendisi burada bir paçanga böreğimiz var. Aynı mantıkta. Hani paçanga böreğinin böyle kenarları çok çıtırdır, içi pastırma ve böyle kaşar peyniri olur. Burada güllaç sayesinde çıtırtı öyle bir hal oluyor ki her tarafın kenar olduğunu düşün. İşte öyle bir lezzet. Bunu yapabilmek için de güllaçı hafif yumuşatırken birazcık böyle soğan sulu karabiber bir tarif var. Onun da tarifi aşağıda. Gelelim güllaçtan pizza olur mu? Olur. İnanılmaz da güzel oluyor. Birazcık peynir, birazcık hatta bir pesto sosu yaptık fesleğenle. Sucuklu, bunu da hatta yurt dışında bir dergi için hazırlamıştık. Müthiş bir pizza oluyor. Çıtır çıtır hem çok hafif hem de yapımı 5 dakika. Ya da böyle güzel bir hamburgerin yanında hızlı tariflerde yapmıştım. Böyle sarımsaklı yine bu galiba roka pestolu bir cips. Zaten kendi çıtır, onu hafif açıp sonra çıtırlık veya sarımsak ve istediğiniz tadı ekleyerek kendi güllaç cipsinizi yapabilirsiniz. Bir de son olarak bir efsane tarifim var. Böyle dev bir köfte. Bunu isterseniz tavuktan, isterseniz etten yapabilirsiniz. İçinde de böyle karamelize soğan var. Dışında buna biz kirpi et, kirpi tavuk diyoruz. Dışına böyle saplayın güllaçları. Nasıl çıtır çıtır oluyor, et suyuyla nasıl lezzetleniyor size anlatamam. Evet, umarım tarifleri beğenmişsinizdir. Aslında bu gerçekten hani güllaçla yapılabilecek tariflerin böyle hani bir pirinç tanesi kadarı, kocaman bir tencere pilavsa eğer yapılabilecekler, bir tanesi kadar işte bizim mutfak kültürümüzün nerelere gidebileceği ve ne kadar zengin malzemelere sahip olduğunun aslında müthiş bir kanıtı. O yüzden sizin de güllaçla yaptığınız enteresan böyle farklı tarifler varsa ne olur bizle paylaşın. Burası yemek okulu dedik, hatta ben çok demokratik bir okul diye düşünüyorum. Çünkü ben de öğrenciyim ve siz de bana öğretebilirsiniz. Eğer varsa tarifleriniz ne olur aşağıda yazın. Hem biz görelim hem de bu konuyla ilgilenen kim varsa onlar görür. Sofralarımız bol güllaçlı, bol muhabbetli olsun. Bize de abone olmayı unutmayın ki böyle videolardan daha bol bol çekelim. Çok teşekkür ederiz. Bye bye.